Değerli Akit TV izleyicileri, Akit TV ekranlarından Eğitim Atlası programından hepinize selamlar, saygılar. Malumunuz tercih dönemi devam ediyor ve bizler de Eğitim Atlası'nın tercih dönemindeki programlarında sizleri üniversitelerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz olacak ve önemli bir üniversitemizi tanıtacağız sizlere. Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Profesör Doktor Mehmet Bilgin hocamız bizlerle birlikte olacak. Önce hocamıza hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz değerli hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Sağ olun. İnşallah. Sizler yoğunluk nasılsınız? Var. Biz deyiz çok şükür. Hep böyle koşuşturma bu dönemler. Aynen. Üniversiteye öğrenciler geliyor. Evet. Tanıtım için. Sizler masalar kurdunuz. Evet. Bugünlerde de çok sık ziyaretçilerimiz var. Öğrenciler evet. Tarafından. Evet. Değerli hocam, tabii Bezmi Alem ismi çok marka bir isim. Önceden bir hastaneydi, çok tanınan, çok hayırlı hizmetleri olan bir hastaneydi. Şimdi aynı zamanda bir üniversite, yakın zamanlarda üniversite oldu. Biraz bu süreçten, kuruluşundan söz edelim isterseniz. Bezmi Alem üniversitemizin ilk kuruluşu Bezmi Alem Valide Sultan tarafından, kendisi 2. Mahmud'un eşidir. Çok hayırsever bir insandır. Allah rahmet eylesin. 1845 yılında Gureba-i Müslim'in hastanesi olarak temelleri atılmış. Hastane o günden bugüne kadar sağlık hizmetlerini ve sağlık alanındaki eğitim hizmetlerini bugüne kadar kesintisiz olarak devam etmiş, ettirmiş bir kurumdur. 2010 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından sadece sağlık alanıyla ilgilenmek üzere bir sağlık üniversitesi olarak kurulmuştur. Bu tarihten itibaren de iyi bir konuma, kısa bir zaman geçmesine rağmen iyi bir konuma gelmiş durumdayız. Tabii bir de felsefesi var değil mi? Hayır amaçlı kurulmuş bir vakıf. Evet, hayır amaçlı kurulmuş. Biz de bu vakıf kültürünü yaşatmak arzusuyla bilimin ışığında sağlık profesyonelleri yetiştirmeyi ve kaliteli bir sağlık hizmeti sunmayı, halkımıza kaliteli bir sağlık hizmeti sunmayı amaç edinmiş bir kurumuz. Şimdi kıymetli hocam, tabii çok sayıda öğrenci, aile bu dönemde heyecanlı bir koşuşturma içerisinde ve bizleri takip ediyorlar. Evet. Sizler sağlık konularında, alanlarında öğrenci alıyorsunuz. Önce şöyle başlayalım isterseniz. Bir öğrenci sağlık alanını seçecekse bunlara ne tür önerileriniz olur? Şimdi sağlık alanı bildiğiniz gibi değişik alt birimleri var. Bunların içinde kısmen daha kolay veya daha zor olan bölümler var. Birbirinden farklı alanları var sağlık alanının. Mesela eczacılık var, o biraz daha belki rahat olabilir. Hanımlar için, bayanlar için daha rahat olabilir. Diş hekimliği var, el becerisi daha kuvvetli olan kişilerin tercih edebileceği bir alan. Onun dışında hemşirelik, ameliyathanede çalışacak personelin, anestezi, ameliyathane bölümlerinde çalışacak olan personelin biraz daha mukavemetli, tabii, fiziksel ve ruhsal yönden biraz daha kuvvetli olmaları, hekimlerin herkese aynı şekilde kuvvetli olmaları gerekir. Çünkü nöbeti olan bölümler var, nöbeti olmayan bölümler var sağlık hizmetleri içerisinde. Bu tercihleri yaparken herkes kendi durumunu da göz önünde bulundurarak arzu ettikleri, sevdikleri bir bölümü seçmelerini öneririm. Tabii sağlık genel itibarıyla çok zor bir meslek grubuna aslında giriyor. Tabii uykusuz olabilirsiniz, yorgun olabilirsiniz, aç susuz olabilirsiniz ama karşıdaki insana en iyi şekilde sağlık hizmetini sunmak zorundasınız. Kesinlikle. Bir de tabii çok dikkatli olmanız gerekiyor. Hata kaldırmayan bir meslek alanı. Her kademede bunlara tabii dikkat etmek gerekiyor. Her ne kadar böyle zorlukları olmasına rağmen şerefli ve kutsal bir meslek olduğuna ben inanıyorum. Bütün bu zorlukları hani insanları ürkütmesin, insan bir zor bir meslek olmasına rağmen bunu yaparken eğer severek yaparsa o zaman bu zorlukların üstesinden gelmek kolay oluyor. Bunu tabii pandemi döneminde Gazze'de
insanlar bombalanırken, hastaneler bombalanırken sağlık görevlilerinin görevleri başında hiç ayrılmadan görevlerini sürdüklerini hep beraber gördük. Bu da işte mesleğin saygıdeğer olmasını bize gösteren durumlar. Tabii kendimden örnek verecek olursam, ben, eşim ve 3 kızım hepsi doktor, hekim. Maşallah. Bize sorsanız, yeniden dünyaya gelirseniz hangi mesleği seçersiniz? Yine doktorluğu seçeriz diyebilirim. Hocam, o zaman evlatlarınız sizdeki o aşkı, şevki, heyecanı, motivasyonu, yaşam duyumunu görmüş. Evet. Ve iyi bir hekim olarak onlara örnek olmuşsunuz. İnşallah. Anne ve baba olarak. Tabii onlar da inşallah yeni nesiller yetiştirecek. İnşallah. Kıymetli hocam, ben bu zorluğuyla ilgili hakikaten geçen hafta küçük oğlumu sünnet ettirdim. Bizim Medeniyet Üniversitesi. Geçmiş olsun. Sağ olun. Orada gördüm. Hani doktor, hekim, hep bu kavramları biliyoruz ama sabah zannedersem 7.30'tu. Bir gittim, hani bir eğitim fakültesi, hukuk fakültesinde o saatte hoca falan bulamazsınız ama 7.30'da hepsi böyle bir araya gelmişler. Bugün ne yapacağız diye onu konuşuyorlardı. Düşündüm bir an, yani bu insanlar gece geç yatmış olabilir, uykusuz olabilirler. Ya ne kadar büyük fedakarlık. Aynen. Hiç uyumadan devam ediyor olabilir. Tabii evet, öyle de evet. Durumlar onun için var. Çok kutsal gerçekten. Aynen. Tabii olumsuz şeyler de yaşanıyor hekimlerimize, sağlık çalışanlarımıza karşı. Onlar da artık... Evet, hiç olmamasını temenni ediyoruz. Çiziliyor. Evet. Peki Sayın Hocam... Şimdi sizin Bezmi Alim Üniversitesi'nde lisans ve ön lisans programlarınız var. Bunlardan biraz söz eder misiniz öğrencilerimize? Evet. Şimdi bizde 4 fakülte var. Tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi, eczacılık ve sağlık bilimleri fakültesi. Sağlık bilimleri fakültesi altında 5 bölümümüz var. Hemşirelik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, besleme ve diyetetik bölümü, odyoloji ve sağlık yönetimi bölümlerimiz var. Bunların hepsi lisans alıyor değil mi? Bunlar lisans bölümleri tabii. Tekrar bir sayalım müsaadenizle. Hemşirelik dediniz. Hemşirelik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, besleme ve diyetetik bölümü, odyoloji ve sağlık, sağlık yönetimi bölümleri. Bunlar tabii aynı zamanda geleceğe açık olan, öne açık olan değil mi? Ona kesinlikle dikkat ediyorsunuz. Tabii geleceğe açık olan yani zaten. İstihdam oranı yüksek. Zaten bölümler. İstihdam oranı çok yüksek. Ülkemizde sağlığa, sadece ülkemizde değil bütün dünyada. Tabii. Sağlık sektöründe bu elemanlara her zaman ihtiyaç vardır. Var. Bizde yani işsiz kalınması diye bir şey söz konusu değil. Zaten bir kısmını bizim üniversitemiz ihtiyaca binaen zaten almakta. Mesela hemşirelik bölümünden mezun olanların zannediyorum yarısından fazlasını, 30 kişiyi biz zaten hemen kendi kadromuza eklemiş olduk bu sene mezunlardan. Bu şekilde lisans bölümlerimiz var. Bir de ön lisans bölümümüz hocam, var. Bu pardon da, Sayın Hocam. Evet. Öğrenci okurken çalışacağı yeri de neredeyse görmüş oluyor. Yani öyle oluyor. Bu çok önemli bir motivasyon. Hem öyle oluyor hem de biz de seçeceğimiz elemanları biz de şey yapmış oluruz. Sağ önceden pratikte biz bunları zaten pratik yaparken, bunları zaten ders verirken uygulamalar esnasında da zaten birebir tanımış oluyoruz. Usta-çırak ilişkisi başlıyor. Aynen, aynen. Evet, sağlık bilimlerini böylece özetledik. Evet, sağlık meslek üssü okulumuz var. Bu da Sultan Gazi'de bu yerleşkemiz. Burada da 14 ön lisans bölüm var. Bunlar ağız diş sağlığı, anestezi bölümü, ameliyathane hizmetleri, acil tıp, eczacılık hizmetleri, ortopedi bölümü, odyoloji yok, optisyenlik bölümü optisyenlik var burada. Gözlük yani. Evet, optisyenlik bölümü var. Tıbbi laboratuvar, patoloji, tıbbi görüntüleme, tıbbi sekreterlik, patoloji ve bir de yaşlı bakım bölümü bunlar var. Bunlar tekniker oluyor değil yani mi? Yani bunlar teknik elemanlar. Aynı şekilde evet, teknik elemanlar. Yani bunlar da ön lisans bölümü. Yani biz sağlığın hem lisans hem ön lisans hem yüksek lisans alanlarında bütün bölümlere öğrenci yetiştiriyoruz. Çok isabetli olmuş. Buradan kurucu irade olan Sayın Cumhurbaşkanımız, o dönemki sağlık bakanlarımız değil mi? Hepsi. Evet, kesinlikle. Buradan şükranlarımızı iletmiş olalım. Butik bir üniversiteyiz. Hani mevcutlarımızın sayısı şu anda 1088 yeni öğrenci kabul ediyoruz. Toplamda 3500 öğrencimiz var. Çok büyük, devasa bir üniversite değiliz. Butik bir üniversiteyiz.
Ama öğrencilerimizi hem pratik hem teorik açıdan çok iyi yetiştirdiğimize inanıyorum. Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, bir de Sağlık Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi, bir de ayrıca Tıp Fakültesi, Eczacılık, Diş Hekimliği fakültelerimiz mevcut. Peki. Yani şöyle anlıyorum, burası hakikaten en alttan en uzmanına kadar, değil mi? Evet. Teknikerinden profesörüne kadar bir iç içe bir kurum. İç içe bir kurum. Kendi birlikte çalışacağımız ekibimizi de kendimiz yetiştiriyoruz. Şimdi değerli hocam, tabii üniversitenin en önemli misyonlarından birisi de akademik çalışmalar. Evet. Sizler öğrencinin dersleri yanında bilimsel araştırma yapma imkanları sunuyorsunuzdur muhakkak. Buralardan söz eder misiniz biraz? Şimdi biz tabii bilimsel araştırma yapmak için tüm çalışanlarımızı, öğretim üyelerimizi, hatta öğrencilerimizi teşvik ediyoruz. Bu öğrenci işi çok iyi oldu, çok değil mi? Çok önemli. Son zamanlarda TÜBİTAK bursları veriliyor. Evet. Bir de bu öğrencilerimiz bizim daha mezun olmadan önce bilimsel araştırma yapıyorlar. Evet. Bunlar uluslararası önemli dergilerde yayınlanıyor. Bugüne kadar 100'ün üzerinde önemli makale yayınlanmıştır. Evet. Öğrencilerimizin yapmış olduğu. Tabii hocaların nezaretinde bu araştırmaları yapıyorlar. Aynı şekilde asistanlarımız zaten bitirme tezleri de bunlar yayına da dönüşüyor. Akademisyenlerimiz de devamlı yayın üretiyorlar. Bunları teşvik etmek için BAP, Bilimsel Araştırma Kurulumuz var. Bu kurulda yapmış oldukları bu araştırmalara biz ödenek ayırıyoruz. Hem öğrencilerin yaptığı, hem asistanlarımızın yaptığı, hem de diğer projeleri maddi olarak destekliyoruz. Bunların masraflarının büyük bölümünü karşılamış oluyoruz. Aynı zamanda Akademik Yayınları Destekleme Kurulumuz var. Bunlarla da akademisyenlerimizin yapmış olduğu yayınları yine maddi olarak destekliyoruz. Yani bunlar biliyorsunuz Q1, Q2, Q3 dergilerinde yayınlandığı takdirde bu kategorilere göre bunlara belli bir ödenek tahsis ediyoruz. Bunları teşvik etme açısından, babından. Bir de ayrıca kitap bölümü yazarlığı, kitap yazarlıklarına da ayrıca yine ödüller veriyoruz. Bu şekilde akademisyenlerimizi yayın yapma konusunda teşvik ediyoruz. Özellikle öğrencilerinizi bu konuda hocalarla buluşturmak, aslında ileride akademik çalışma, akademisyen olmak isteyen öğrencilere de çok önemli bir model biliyorsunuz, oluyor. Biliyorsunuz akademisyen olmak için yayın yapmak en önemli şey. Tabii. Daha öğrenciliklerinde 4. sınıfta bu bilimsellik komitesi adı altında bu çalışmalara başlıyorlar ve yayın yapmayı öğreniyorlar. Daha öğrenciyken bunu öğreniyorlar. Bilmiyorum Türkiye'de başka bu konuda üniversitelerde böyle çalışma olup olmadığını duymadım şimdiye kadar. Şimdi bunu örnek alarak bizim Diş Hekimliği Fakültesi de bu sene 2023 yılında buna onlar da başladılar. Aynı şekilde bilimsel komitesi altında onlar da öğrencilerine yayın yaptırmaya başlayacaklar. Bu şu açıdan da çok önemli değerli izleyicilerimiz, sevgili öğrenciler. Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi'nde bu çalışmanın bir boyutu da şöyle, ailelere özellikle bu konuda bir tavsiyede bulunmuş olayım. Öğrenci orada bu BAP projeleriyle, hocalarıyla beraber yayın yaptığında hani hep derdimiz ya şu aralar sıkıntımız, çocuklar boşluğa düşüyor, bir şeyler yapıyorlar, sağda solda takılıyorlar, olumsuz yerlere gidiyorlar, değil mi hocam? Evet. Akademik çalışmayla meşgul olunca hem ülkesine faydalı oluyor hem de kendisini bir şekilde bir şey üretmiş oluyor. Tabii, bilime katkı sunmuş oluyor. Çok zevkli. Kaymaktan sağa sola kesinlikle kurtulmuş oluyor. Bu tabii çok önemli. Evet. Kıymetli hocam, burslarınızı biraz konuşalım isterseniz. Değişik burslarımız var. Bu başarı bursları var biliyorsunuz. %100, %50, %25 burslarımız var. Bunun yanında derece burslarımız var. Yani bu almış oldukları puanlara göre çok yüksek puanlı olanlara derece bursları da veriliyor. Aynı zamanda indirimlerimiz var. Kardeş indirimi oluyor. Peşin ödeme indirimi var. Sporcu indirimi var. Çok değişik burs olanaklarımız ve indirimlerimiz mevcut. Zaten online olarak zaten bizim burs yönergemizde bütün bu ayrıntıları arkadaşlar görebilirler. Bu yıl kontenjanlarınız, önce bir mezun, bu ana kadar mezun sayınız ve bu yılki kontenjanlarınız. Hocam bu ana kadar 6500 mezun verdik. Mezun yetiş. Şimdiye kadar yaklaşık işte 2010 yılında kurulduğuna göre
Çok yılda 500 civarında değil mi? Yaklaşık evet, o civarda bir mezun vermiş olduk. Şu anda almış olduğumuz öğrenciler, tıp fakültesinde 130 öğrenci alıyoruz. Diş hekiminde 102 öğrenci, eczacılıkta 82 öğrenci, sağlık bilimleri fakültesinde 242 öğrenci, sağlık mesleği yüksekokulunda da 540 civarında öğrencimiz sizi davet ediyoruz. 1000 civarında o zaman yeni konu. 1088 öğrencimiz alacağız. Evet. O zaman bir o kadar da bu yıl mezununuz olacak. Yaklaşık, gibi evet, değil mi? Aynı mezun şey, sayınız da artıyor. Aynı şekilde. Peki akademik kadronuz güçlü gördüğüm kadarıyla. Akademik kadromuz güçlü. 605 akademik kadroda elemanımız var. 605 hocanız 605. Var. Kaç öğrenciniz var? Bunların içerisinde hepsi tabii hoca değil. Bunların içinde yaklaşık 250 civarında asistanımız var. Onların dışındakiler akademik. Ama onlar kadro. Da hoca adayı. Yani onlar tabii önce asistan kendileri, uzmanlık öğrencisi, uzman olacaklar. Uzman olduktan sonra mecbur hizmete gidecekler. Ondan sonra inşallah üniversiteye gelip akademik kariyerlerine başlayabilirler. O zaman 400 civarında hoca var, evet. Akademisyen. Peki öğrenci sayınız? Ben hep soruyorum. Öğrenci sayımız 3500. Hocam o zaman iyi bir rakam. Yani şöyle oluyor. Tabii. Onda bir gibi. Yani öğrenci başına düşen çok öğretim üyesi sayımız çok gerekiyor. Yüksek. Yani dünya standartlarının da üzerinde. Çok yüksek. Çünkü YÖK'ün ortalaması yüksek. 22 civarında, sizde 10. Doğrudur. 10 öğrenci bir hoca. Doğrudur. Bu çok önemli bir rakam. Evet. Peki Sayın Hocam, sağlık alanında kariyer yapmak isteyenlerin aynı zamanda bir de staj, yurt dışı imkanları, bunları da çok öğrenciler merak ediyorlar. Uluslararası işbirlikleriniz nelerdir? Uluslararası işbirliklerimizi her geçen yıl daha da artırıyoruz. Şu anda 55 ülkeden yaklaşık 130 üniversiteyle bu bilimsel bilgi alışverişi konusunda diyalogumuz var. İşbirliğimiz var. Bunların içerisinde en önemlisi, en önem verdiğimiz Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz sağlık ve eğitim alanında tabii. En üst düzeyde olan üniversitelerden Johns Hopkins Üniversitesi ile bu anlaşmamız yaklaşık 11 yıldır devam ediyor. Oradan önemli hocalar bizlere gelip her yıl ders veriyorlar belli zamanlarda. Aynı zamanda bizler tıp fakültesinde 10-15 civarında başarılı öğrenciyi seçip Johns Hopkins Üniversitesi'ne gönderip orada bir ay staj yapıyorlar 5. sınıfta. Bu şekilde onların ileride kariyer yapmalarına hem imkan tanımış oluyoruz hem de dünyayı daha şimdiden Amerika'yı gidip önemli merkezlerde görme, tanıma fırsatı kendilerine tanımış oluyoruz. Bunu tabii öğrenciler daha eğitime başladığında duyuyorlar herhalde bu bilgiyi. Tabii şimdiden tabii o bilgileri kendilerine veriyoruz. Motive oluyorlar. Onun için gayretli çalışmaları olanlar seçiliyorlar. Tabii bu bilimsellik komitesinde yapmış oldukları yayınlar da burada ölçük. Önemli. İşte yabancı dilleri önemli. Başarı derecelerine göre onları sırayla bu şeye gönderiyoruz her yıl inşallah. Evet, şimdi öğrenciler için okulda öğrendikleri teorik bilgiler önemli ama bir de bunları ne kadar uygulamaya dökebiliyorlar. Asıl son yıllarda YÖK de bu konuda önemli adımlar attı. Staj evet. Ve uygulama pratik konusunda. Evet, yani bizim tabii araştırma merkezlerimiz var. Çok gelişmiş cihazları bulunan araştırma merkezlerimiz, enstitülerimiz. Öğrencilerimiz bu laboratuvarlardan istedikleri gibi yararlanabiliyorlar. Simüle hastalar var, rol yapan hastalar var. Bunlar üzerinde önce daha hastalarla karşılaşmadan biz önce bu kademelerde onları eğitmeye başlıyoruz. OSKE ve beceri laboratuvarları var. Buralarda öğrencilerimiz eğitim alıyorlar. Bu laboratuvarlarda kanıta dayalı, problem bazlı, olgu temelli yeni öğrenim metotlarıyla, yenilikçi metotlarla öğrencilerimizi eğitime aktif bir şekilde katılmalarını sağlıyoruz. Yani eğitimde sarmal eğitim modelini uyguluyoruz. Bu sarmal eğitim şu demek, ilk yıllarda yani konuları biz tekrar tekrar kendilerine anlatıyoruz. İlk yıllarda daha basit bir şekilde anlatıyoruz. Daha sonraki yıllarda daha komplike, daha teferruatlı, daha ayrıntılı bir şekilde konuları anlatarak
bunların yetişmelerini sağlıyoruz. Tabii 5. sınıfta tıp fakültesinde staj dönemi oluyor. 6. sınıfta da bu öğrendiklerini sahaya yansıtıyorlar. Hocalarının eşliğinde hastalarla 6. sınıfta intern iken karşılaşmaya başlıyorlar. Tabii ilk dönemlerde teorik olarak biz bütün fakültelerimizde ÇEP dediğimiz çekirdek, ulusal çekirdek eğitim programını uyguluyoruz. Tabii bu programı uygularken öğrencilerden aldığımız geri dönüşleri de ve teknolojik gelişmeleri de takip ederek bunlara yeni şeylerde, yeni bilgilerde ekleyerek öğrencilerimize aktarıyoruz. Aslında şey önemli, hani ben aklıma pilotlar geldi, simülasyon yaptırıyor deyince uçmadan önce onları bir pilotaj kabinine sokuyorlar. Siz de aslında onu simüle ediyorsunuz. Evet, daha hastalarla karşılaşmadan çok rol yapan bizim hastalarımız var. Evet. Profesyonelce bu işi yapıyorlar. O hastalarla birlikte öğrenmeye başlıyorlar. Evet değerli hocam, son artık bir iki dakikamız. Genel kampüsten de biraz söz edelim imkanlardan. Genel kampüsümüz tarihi bir atmosfer içerisinde. İstanbul'un merkezinde Millet Caddesi ile Vatan Caddesi arasında bizim merkez kampüsümüz orası. Vatan Caddesi üzerinde yeşil bir ortamda, tarihi bir mekanda güzel bir kampüsümüz var. Tabii şimdi yakında inşallah yılbaşında yeni bir hastanemiz de Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sağ olsun yaptırılıyor. Konforlu, çok güzel. Nerede hocam? Hemen yanı başımızda inşaatı devam ediyor. İnşallah yılbaşında tamamlanacak halkımızın hizmetine. Bir kazı şey var orada, kazı vardı yıllardır. Tabii o herhalde. Kazı tabii bir süre devam etti. Şimdi çok modern, güzel bir hastanemiz yanı başımızda. Yükseldi, bitti. Şimdi inşallah tamamlanacak yılbaşında. Bu da tabii orada pratik yapacak olan hem hastalarımız için tabii çok önemli, güzel. Hem de pratik yapacak olan tüm kademedeki öğrencilerimiz için de çok önemli bir merkez olacak. Çünkü biliyorsunuz sağlık eğitimi sadece teoriyle değil, hem pratikle devam eden bir eğitim süreci. Ve bütün öğrencilerimiz bizim kendi hastanemizde bu pratik uygulamalarını yapıyorlar. O yüzden güzel bir ortam olacak inşallah. Tabii öğrencilerimizin kendi aralarında kurmuş oldukları 41 öğrenci kulübü var. Bu kulüplerde herkes kendi fıtratına, kendi ilgi alanına uygun bir kulüp seçip burada faaliyetlerini devam ettiriyorlar. Güzel bir ortamda hem öğretim hayatlarını hem de kültürel, sosyal aktivitelerini devam ettirmiş oluyorlar. Peki Sayın Hocam, anlaşılan Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi'ni tercih edecek öğrencilere boşluk yok. Evet. Hem akademik, hem kültürel, hem de uygulama ve staj anlamında dolu dolu bir dönem geçirecekler. Evet. Son bir iki cümlenizi alıp kapatalım artık. Bizim tabii kaliteye biz çok önem veriyoruz. Eğitime önem veriyoruz. Hastalara kaliteli hizmet sunmaya önem veriyoruz. Tabii bu kalitemizin de göstergesi bizim tıp fakültesi, eczacılık, diş hekimliği, hemşirelik bölümümüz, fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümümüz akredite olmuş. İlk defa bu sene üniversitemiz de akredite oldu. Hı hı. Diğer bölümlerimiz, akredite olmayan bölümlerimiz de akredite olmaları konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Öğrencilerimizi bekliyoruz. Peki, çok sağ olun Sayın Hocam. Siz de sağ olun. Teşekkürler. Değerli izleyicilerimiz, bugün Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi'ni tanıdık ve Sayın Rektörümüz Mehmet Bilgin Hocamız bizlere faydalı bilgiler verdi. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.